Ayağım nerede? Ayağım yok. İşte Mehmet'le Dilara da o bölgeden geliyorlar. Hayat devam ediyor. Bir tarafta yine gözyaşı dökerken böyle mutlu anlara da şahitlik ediyoruz. Mehmet de 36 saat o enkaz altında -9 derecede kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimizden birisi. Ama Mehmet'in de enkaz altındayken dışarıdakilere ilk önce nişanlısının bulunduğu mahalleyi sorduğunu iyi biliyorum. Aklı ondaydı. İşte Allah nasip etti. Bugünlere onları çıkardı. Dilara ile Mehmet Tekin evlenme isteğiyle belediyemize başvurdular. Zaten yapılan incelemede evlenmelerine bir engel görülmemişti. Kendileri de kalben birbirlerine evet demişler. Mahmut Devinoğlu, Mehmet Tekin siz misiniz? Evet. Hadi bakalım. Şahitler duyuyoruz. Sayın Dilara Kahraman, kendi rıza ve arzunuzla hiçbir baskı ve zor altında kalmadan Sayın Mehmet Tekin'i kendinize eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Sayın Mehmet Tekin, kendi rıza ve arzunuzla hiçbir baskı ve zor altında kalmadan Sayın Dilara Kahraman'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Her koşulda kabul ediyorum, evet. Şahitlerimiz, sizin de şahitliğinizi birkaç iyi dileğinizle beraber almak istiyorum. Önce ben başlayayım. Tamam, buyurun. Benim için çok yoğun duygularla geçirdiğim bir hafta oldu. Ama bugün karar verdik. Bugün güzel şeylerin başlangıcı olacak, mutlulukların başlangıcı olacak inşallah. Bir evlat kazandım, öyle diyeyim. Mehmet'i kazandım. Bir de kızım oldu. Bir oğlum, bir kızım oldu. Onların hep mutlu olmalarını istiyorum. İlk gün olayı duyar duymaz gönüllü olarak Antakya'ya intikal ettik. Daha sonra yaptığımız arama çalışmalarında iki kardeşin sesini duydum, Mehmet kardeşimin. Daha sonra orada elimizden geleni yapıp işte iki kardeşi de canlı çıkarabildik. Mehmet ilk nişanlısını sordu. Telefon numarasını verdi bana. Evlerini merak etti. Yani ben seni çıkaracağım. Sen ararsın kendin dedim. O şekilde umut verdim. Daha sonra işte el birliğiyle oradan Mehmet'le Tavlu kardeşimizi çıkardık. O enkaz altında direkt nişanlısını sorması yani o zaman tüylerim diken diken olmuştu. İnşallah birlikte daha güçlü olacağız, toparlanacağız. Benim bu sürece dair size nasihatlarım, bu süreç içerisinde birbirinizin sahibi olmak yerine birbirinizin yoldaşı olun. Böyle durumlarda eşinizin sizin zihninizi okumasını beklemeyin. Endişelerinizi, kaygılarınızı sahiden geçiyor. Ben birbirinize sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle siz sayın konukların ve şahitlerin huzurunda gerçekleştirdiğimiz bu birlikteliğin hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Genç çiftlere de yaşam boyu mutluluklar diliyorum. Evet, bakıyoruz böyle. Hadi bak, tam bakacağım sanıyorum. Bak bakalım, hadi bakalım. Can buraya bak. O ayrıca Mehmet'in de kahramanı, sesini duyup başından ayrılmayan ve tırnaklarını kazma yaparak Mehmet'i o delikten kurtaran polis memurumuza da minnetle, şükranla bu plaketi vermek istiyorum. Evet. İşte bizi yalnız bırakmayan Sayın Selen Öküzoğlu ve Sayın Ahmet Öküzoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Biz birbirimize kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Çok mutluyum. Yani Allah'ım ona nişanım başladı.